Merhabalar değerli izleyenler, KRT TV'niz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var, Sait Çamlıca. Ben Müzeyyen Kutluktemur, her hafta Perşembe günü kültürden sanata, eğitimden teknolojiye geniş kapsamlı bütün konuları konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah razı Hayırlara olsun. vesile Çok olur teşekkür inşallah. ediyorum hocam. Beni kırmadınız. Ümraniye'den Estağfurullah. buralara kadar geldiniz. Çok Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Eyvallah. Nasılsınız? Şükürler olsun. Uğraşıyoruz işte. Hayat devam ediyor. Zaman nasıl geçtiğini kimse hesabını yapamıyor. Onun için zamanı geçirmek değil, zamanı değerlendirebilmek önemli. Biz de değerlendirebiliyorsak zamanı ne mutlu bize. Böyle koşturmaya devam ediyorum. Yani ben okumak, yazmak, konferanslar vermek gibi öyle bir sevdiğim işi yapmak gibi. Ben hep söylerim, dünyanın en şanslı insanı sevdiği işi yapan insandır. Evet. Şeyi gibi bu, hani bir gencin birine aşık olduğu için maaş alması gibi bir şey herhalde. Yani ben de sevdiğim işi yapıyorum. İnşallah Allah beni bu iş dışında, eğitim dışında bir şeyle uğraşmaya mecbur bırakmasın. İşimi de severek yapıyorum işin doğrusu. Peki hocam, sizi tanıyalım. Tokat Miksar doğumlusunuz. Şu tanışma faslında hani gurbet hikayesi diye ben Evet. özgeçmişimi ilk yazdığım zaman O çok ilgi çekiciydi otobiyografi gerçekten. şeklinde yazmıştım aslında. Evet. Gurbet hikayesi demem sebebi de her insanın hayatında kırılma noktaları vardır. Yani benim hayatımdaki kırılma noktası da belki biraz gurbetti onun için. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Memlekette liseyi bitirdim Tokat'ta. Üniversite İstanbul'da okudum. 16 sene önce öğretmenliğe başladım. İşte öğretmenlik devlette, özelde öğretmenlik yaptıktan sonra 8-9 yıldır da kitap çalışmaları ve konferanslarla eğitim hayatında hem kendimi eğitmeye hem de öğrendiklerimi paylaşmaya, yazarak, konuşarak devam ediyorum. Böyle bir özgeçmişim var aslında. Yani yaş 42 oldu. Geriye dönüp baktığın zaman da arkada eserler bırakmak, insan hayatına dokunacak fikirler bırakmak ya da öğrenci yetiştirmek, insan yetiştirmek gibi arkamıza bir şey bırakıp gidersek bu dünyadan inşallah öteki tarafı da kurtarırız diye Evet umut hocam. ediyoruz en azından. Hocam, siz devrim niteliğinde eserler çıkarmışsınız. Çocuklar ayak izlerini takip eden, hepsini okudum gerçekten. Bambaşka kitaplarınız, ezber bozan. Bugün birçok konuya değineceğiz. Ben eğitim sistemiyle başlamak istiyorum. Öğrenci-öğretmen ilişkileri. En son çıkan kitabınız Oku, Düşün ve Uyan. Bunun mesela şey demişsiniz. Okumayanların canını okuyorlar, düşünmeyenleri köle yapıyorlar, uyuyanları çok seviyorlar. Bu kitap uyanın demek için yazıldı. Evet. Gerçekten çok harika bir giriş yapmışsınız ve ön sözü de çok ilgi çekici hocam. Midenin boş kalması gözlerinize, beynin boş kalması sözlerinize yansır. Gerçekten öyle hocam. Hayatımızda mesela üniversite gençliği olsun, lise gençliği olsun, çok fazla dijitalleştik. Yani kafamızı telefonlardan kaldırmıyoruz. Böyle kitap okuma oranı yok denecek kadar artık azlara indirgenmeye başladı. Hani siz neler, yani mesela yazmış olduğunuz eserlerle hocam neyi amaçladınız? Hangi kitleye hitap ettiğinizi düşündünüz? Özellikle bu Oku, Düşün, Uyan kitabı. Şimdi yani eğitim sistemini de konuşacağız dediğin için öyle bir giriş yapayım. Yani biz eğitim sistemini konuşurken aslında eğitimin temel amacı şu olmalı. İnsana kendini eğitmeyi öğretmek. Evet. Yani bir insanı doğduğu günden alıp işte 70 yıllık ömrü varsa 70 yıl boyunca eğitecek bir sistem kuramazsınız. Asıl olan insana kendini eğitmeyi öğretmektir. Bunun birçok yolu olmakla beraber hala dünyada en geçerli yöntemlerden bir tanesi insana kendini eğitmeyi öğretmenin, insanın kendini eğitmeyi öğrenmesinin yol ve yöntemlerinden bir tanesi bütün teknolojik gelişmelere rağmen okuma alışkanlığıdır. Bizim milletimizin, ben bu son yayınladığım kitabın adını Oku, Düşün, Uyan diye koydum ama 2001 yılında ajandama okuyorum o halde varım diye bir kitap yazmak istediğimi not Evet almıştım. hocam, okumuştum. 2008'de ben o kitabı yayınladım. Evet. Hani her insanın hayat amacı vardır. Ben bana da hayat amacı ne diye sorsalar ben insanlara okumanın önemini anlatmak gibi Evet. ister öğrenci olsun, ister öğretmen olsun,
ister anne babalara yaptığım konferanslar olsun, hepsinde ben insanlara okuma alışkanlığı kazandırmak, daha doğrusu kendini eğitmeyi öğretmek gibi bir amacım var, niyetim var. Bunu başarma adına işte kitap çalışmalarımı da genelde onun için yapıyorum. Çünkü insan için en büyük bataklık cehalettir. Yani cehalet bataklığındaki insanı herkes kullanır. Cehalet bataklığındaki bir genci herkes kandırır. Ve onun için anne için de, baba için de, öğretmen için de, yani mesleği ne olursa olsun, ben herkes için söylüyorum, insan okuyarak kendini geliştirmek zorunda. Yani bizim milletin, ben yıllardır bu sözü hem sosyal medyada sürekli kullanıyorum, hem konferanslarımda anne babalara bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim milletin okuma konusunda çok güzel adımları olmakla beraber, daha doğrusu bizim millet eğitimi çok önemser. Annemiz önemser, babamız önemser. Herkes okumak önemlidir der. Ama oradaki hatamız şu bizim, biz okumayı diploma almak zannediyoruz. Yani yıllardır söylediğim cümle şudur, oku emrini diploma al diye anlamış olmanın bedelini biz millet olarak çok ağır ödüyoruz. Yani herkes, evet bak anneler okumayı seviyor, yani okumazsan çekersin, okumazsan sürünürsün, okumazsan pişman olursun gibi bir sürü cümle kuruyoruz. Ama bu okumayı önemsemek, okumayı yanlış yerde, yanlış yolda, yanlış yönde önemsediğimiz için işte diplomayı aldıktan sonra bizim için eğitim hayatı bitiyor. Yani Türkiye'de de ortalama üniversiteyi bitirme yaşı 22-23'tür. Yani ortalama 23 yaşında üniversiteyi bitirirsiniz. Tıp fakültesini okuyan bir insan 6 yıl okuduğu için 23-24 yaşında üniversiteyi bitirir. 25 yaşında doktor olmuş, 60 yaşına gelmiş, 35 yıldır kitap okumayan bir doktora eğitim anlamamış demektir. Şimdi eğitim sistemi eleştirisi yaparken de hep onu söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde insanın 75 yıl boyunca ihtiyacının tamamını giderecek bir eğitim sistemi kuramazsınız. Belli bir yaşa kadar, bu yaş bazen 15'tir, bazen 18'dir, bazen 25'li yaşlara kadar bir sistem sizi alır. İşte okuma yazmayı öğreterek, işte dört işlem yapmayı öğreterek, sosyalleşmeyi öğreterek bir yere kadar getirir. Ama ondan sonrasını kendiniz kürek çekmiyorsanız, yani rüzgar varsa ben bir yerlere gideyim, sistem beni alsın bir yerlere götürsün, annem babam beni alsın bir yerlere götürsün, büyüklerim beni alsın bir yerlere götürsün der. İnsan kendini eğitimi öğrenmek zorunda. Okuma alışkanlığı meselesi de budur işte. Yani ben okuyorum o halde varım ismindeki o diğer kitap çalışmamı yayınlarken açıkçası Descartes'in düşünüyorum o halde varım. Evet hocam, Rene Descartes'i sözünden, hani okuyorum o halde tabii, ona oradan ilhamla zaten evet. Kitabın girişinde de yazdım yani o kitabın ismi oradan mülhemdir diye. Evet. Düşünmek için yani şöyle kafamdaki şey şuydu aslında o ismi kullanırken. Düşünmek için bilmek zorundasınız. Bilmek için öğrenmek zorundasınız. Öğrenmek için okumak zorundasınız. Öyleyse düşünüyorum o halde varım diyebilmek için okumak zorundasınız. Okuyorum o halde varım demeden düşünemezsiniz çünkü. Yani arabanın motoruna benzin koymak neyse insanın zihnine yeni bilgiler alması da odur. Yani oradan yola çıkarak ben okuyorum o halde varım. Dünyada canlılar içerisinde insandan başka okuyarak gelişen bir varlık yoktur. Hayvanlar okuyarak gelişemez. Yani biraz ağır bir cümle olacak. Hani okumayan insan hayvan mıdır? O anlamda belki söylemiyorum ama insandan başka da okuma ve düşünme yeteneği olan başka bir canlı yoktur. Yani okumak, düşünmek sadece insana mahsus bir şeydir. Aslında insanı insan yapan şey de budur. Yani insanı diğer canlılardan ayıran, insanı diğer canlılardan üstün yapan. Şimdi mesela insan filden daha güçlü değildir ama filden daha üstündür. İnsan bir çıtadan daha hızlı koşamaz ama insan çıtadan daha üstündür. İnsan kuşlar gibi uçamaz ama insan kuştan daha üstündür. Yani bütün canlılar için söylüyorum. İnsanı üstün yapan, yani daha güçlü yapmayan, filden daha güçlü değiliz. Bir aslandan, bir kaplandan daha güçlü değiliz. Bir çita gibi hızlı koşamayız, bir at gibi hızlı koşamayız. Ama onlardan üstün olmamızın sebebi insan okuyarak, düşünerek onlara da hükmedebilir. Yani insan aklını kullanarak güçlü olan fili yenebilir. Aklı kullanmak için öğrenmek ve düşünmek zorundasınız. İnsan aklını kullanarak işte bir aslanla mücadeleyi kazanabilir. İnsan aklını kullanarak
bir çitanın hızından daha büyük bir hıza ulaşabilir. İnsan aklını kullanarak işte kuşlar gibi uçmayı, yani uçakla uçma, uçağı icat edebilir. Yani insan diğer canlılardan daha güçlü değildir. Ama diğer canlılardan daha üstündür. Üstün olmasının, hatta daha açık ifadeyle eşrefi mahlukat olabilmesinin yolu da buradan geçiyor. Yani düşünebilen bir varlık olmasından geçiyor. Yoksa fiziki olarak beynin varlığı, mesela insan bir örümceğin ördüğü ağı öremeyebilir. İnsan işte kollarını sallayarak kuş gibi uçamayabilir. Ya o zaman kuşlar bizden üstündür. İşte ne bileyim örümcek ağı bizden. Mesela insan bal yapamaz. Yani bal arasının ürettiği balı yapamaz. İnsan ineğin yaptığı sütü yapamaz. Ama insan ineğin sütünden yoğurt yapar. İnsan ineğin sütünden ne bileyim peynir yapar. Yani bunları yapabilmek için önce bilmek gerekiyor. Bilmek için öğrenmek gerekiyor. Öğrenmek için okumak gerekiyor. Onun için kitap çalışmalarımın da aslında temel amacı budur. Ben insanlara okuma alışkanlığı kazandırmak. Yani bazen öğretmenlere konferansa gidiyorum. Mesela orada da aynısını söylüyorum. Öğretmen okumak zorunda. Ben üniversiteyi bitirdim hocam, artık ne okuyayım diyen bir öğretmen eğitimi anlamamış demektir. Anne baba için de aynı şeyi söylüyorum. Bak ben sınıflarda ya da aktif öğretmenliği bırakmama sebep olan süreç de oydu. Sürekli işte mesela gençler bilgisayar başından kalkmıyor, hepimiz şikayetçi oluyoruz. Teknolojinin başından kalkmıyor, elindeki cep telefonu bırakmıyor, iPad'i bırakmıyor. Ya bu şikayetleri yapıyoruz ama ben sorunları konuşma adına hep arkadaş çevremle şunu şu noktaya getirmeye çalışırım. Evet, sorunları konuşalım. Ama sorunun sebebini bir, altında yatan sebepleri. Tabii, altında yatan sebebi bileceksin. Bir de çözümü nedir bunun? Buna kafa yormak lazım. Mesela insan dünyaya elinde cep telefonuyla dünyaya gelmiş bir varlık yok ki. Elinde iPad'le dünyaya gelmiş bir çocuk yok ki. Yani bu alışkanlıkları çocuklar nereden ediniyorlar? Mesela onun için anne babaya söylüyorum. Hayatı boyunca annesinin babasının elinde kitap görmeyen çocuklara ben ders çalışmayı nasıl sevdireceğim? Hayatı boyunca evdeki büyüklerin, bak insanın ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Onun için işte bu, mesela siz burada çocuklar ayak izlerinizi takip eder veya çocuk ve şiddet kitapları var. Ben 4-5 tane anne babaya yönelik kitap çalışması yaptım. Anne baba çocuğunun ilk ve en önemli öğretmenidir. Yani bir çocuk için annesi hata yapmaz. Bir çocuk için babası hata yapmaz. Hatta o kadar ilginçtir ki anne babanın dili bile, yani yaptıkları ve söyledikleri, çocuğun bütün kişiliğinin, karakterinin, ahlakının, gelecekteki alışkanlıkların temeli öyle atılır. Anne babanın davranışları ve sözleri, yani çocuğun önce gördükleri sonra duydukları önemlidir. Geçen biraz parantez için anlatayım da, bir konferansta işte beni sahneye davet eden sunucu arkadaş çok güzel bir cümle kullandı. Dedi ki insan dedi kulağından sulanır dedi. İnsan kulağından sulanır. Yani insanı eğitmek için ona güzel nasihat etmek gerekiyor. Çok hoşuma giden bir cümleydi. Ben not aldım ama cümle kafamda oturmadı. Yani her ne kadar çok hoşuma giden bir cümle olsa da cümlede bir eksiklik var diye düşündüm. Ve sonra kafamda şöyle oturttum. İnsana davranış alışkanlığının tohumu gözden ekilir, kulaktan sulanır. Çocuklarda bu çok daha fazladır. Mesela 3-5 yaşındaki bir çocuğun beyni etrafındaki olayları bir fotoğraf makinesinden çok daha hızlı algılar. Annesinin davranış kalıplarını kopyalar. Babasının davranış kalıplarını kopyalar. Yani çocuklar gördüklerini yapıyorlar. Şimdi hayatı boyunca annesinin babasının elinde kitap görmemiş bir çocuğa, annesini babasını sürekli televizyon başında gören bir çocuğa, biz bilgisayarı kapat, ders çalış, bilgisayarı kapat, kitap oku dediğimiz zaman çocuklara bunu anlatmak çok zor ki. Görmedi çünkü bunu. Yani 17 yaştaki o delikanlı, onun için hiçbir zaman unutmuyorum. Bana bir gün dedi ki, hocam dedi, annem bana diyor ki oğlum oku, okumazsan pişman olursun. Babam diyor ki oğlum oku, okumazsan sürünürsün. Öğretmenlerim bana diyor ki oğlum okuyun, okumazsanız çekersiniz, ama hocam dedi ben bunların üçünün de hiç okuduğunu görmedim dedi. Şimdi 17 yaşına gelmiş bir çocuk annesinin elinde, babasının elinde, etrafındaki rol modellerinin elinde kitap görmemiş bir çocuğa biz okumayı sevdiremiyoruz. Ama son yıllarda daha acı bir şey yaşıyoruz. Yani ben 10 sene önce de konferans veriyordum. O zaman kullandığım örnek şuydu.
anne baba çocuğu televizyon başına oturtup televizyonu dadı olarak kullanıyorlar. Sonra da mesela şöyle formüle etmeyi seviyorum ben. 4 yaşındaki bir çocuğu anne baba televizyonun başına oturup orada uyuşturmaya alışıyor. 14 yaşına geldiği zaman televizyonu kapat, ders çalış diyor. Yani bugün, anne babanın tabii, rol model olması burada büyük önem arz ediyor diyorsunuz. Daha ilerisini söyleyeyim. Anne baba hem rol model olmayı da bir taraftan da alıştırıyor. Mesela son yılların popülerisi şu şeyi şu. Davranış kalıbı anne babada. Çocuklara cep iPad'lerle oyalıyorlar. Yani çocuğun eline 4 yaşında iPad'i veriyor. Çocuğun eline 5 yaşında yani sussun diye. İşte benden uğraşmasın diye. Tableti veriyor. Cep telefonunu veriyor çocuğun eline. Susturma aracı olarak kullanıyor. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında boş zamanını sadece teknolojiyle geçirmeye alıştırdığımız çocuğun elinden 15 yaşında bunu nasıl alacaksın? Evet. Yani onun için ben öğretmenliği biraz da aslında daha doğrusu sınıfta öğretmenliği bırakmamın sebeplerinden birisi buydu. Bunları anne babayla konuşmak zorundayız. Onun için ben öğretmen arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma, milli eğitim yöneticilerine hep bunu söylüyorum. Anneyi babayı eğitime dahil etmediğimiz sürece çocuklarla gençlerle ilgili mesafe almamız çok zor. Onun için eğitim okul sınırlarında öğretmenin öğrencisine 2 kere 2 4'ün öğrettiği bir sistem değildir. Evet. Eğitim beşikte başlar, mezarda bitir. Anne karnında başlar, toprağın karnında bitir. Doğumhanede başlar, gasılhanede bitir. Eğitimcilik de insan yaşadığı sürece önce kendini, sonra etrafındaki insanları eğiterek devam etmek zorundadır. Yani onun için eğitim sistemi tartışmalarında ben hep onu söylüyorum. Dünyada ideal eğitim sistemi şudur demek çok zor. Yani sistem eleştirisi yapmak da yapılabilir. Eleştiriyorsun, alternatif nedir diye oraya giriyorsun. Çok fazla ezberci sistem, teorik okullarda hocam. Okullarda ezber, ezber eğitimin olmazsa olmazıdır. Ama sadece ezber üzerine kurgularsanız, sadece yaprak testi üzerine kurgularsanız o eğitimi, sadece kağıt üzerinde, bir kağıt üzerinde öğrendiğin öteki kağıt üzerine yazmak üzerine, yani copy paste üzerine kurgularsanız problemdir. Eğitim içinde mutlaka ezber olur. Belki olmalı ama sadece ezber yaptığı zaman bir insan sadece kağıt üzerindekini hafızasına kaydedip onu başka bir kağıda yazıyorsa bilgisayardan bir farkı kalmaz. Yani teknoloji çağına hayran olan gençler hep onu söylüyorum. Evet, bilgisayar, teknoloji bunların hepsi güzel şeyler ama hiçbir bilgisayar düşünemez. Hiçbir bilgisayar üretemez. Yani insanın kendine verdiğini yazar. İnsanın da işte bilgisayardan en büyük farkı odur. Onun için ben öğretmenlere ya da eğitim sistemi üzerine konuşurken şu hatamızı vurguluyorum. Biz çocuklara hep bilgisayar kullanmayı öğretmek için uğraştık. Yani bilgisayarı kullanmayı öğrensinler. İşte teknoloji çağında yaşıyoruz. Eyvallah, bu doğru bir tespit mi? Evet, doğru bir tespit. Ama orada şu inceliği kaçırdık. Asıl olan çocuklara bilgisayarı kullanmayı öğretmek değildi. Bilgiyi kullanmayı öğretmek. Bilgiyi kullanmayı öğrenmiş olan bir çocuk bilgisayardan da istifade etmesini bilir. Ama bilgiyi kullanmayı öğrenmeyen bir çocuğun eline bilgisayarı verirseniz akşama kadar orada oyun oynamaya başlar. Son yıllar herhalde ismini hatırlamıyorum ama otobüslerde bile, metrobüste çok görüyorum. Koca koca insanlar bile elde cep telefonda o meyveleri düşürme oyunları oynuyorlar işte. Yani bilgiyi kullanmayı öğrenmediğin zaman elindeki teknolojiyle ancak öyle bir oyun oynarsın. Belli bir yaşı geçenler eldeki cep telefonda akşama kadar tavla okey oynuyorlar. Evet. Gençler daha çok meyveleri düşürme oyunu oynuyorlar. Onun için asıl olan bilgiyi kullanmayı öğrenmektir. İnsanı, yani o zaman özetleyeyim anlatmaya çalıştığım şeyi. İnsanı insan yapan şey bilgidir. Bilgi. Bilginin insana kazandırdığı en önemli şey, insanı diğer canlılardan ayıran tek özellik olan düşünme mekanizmasını harekete geçiren şeydir. Onun için anne babalara da bunu söylüyorum. Öğretmen arkadaşlarıma da söylüyorum ısrarla bunu. Biz çocuklarımıza okuma yazmayı öğretirken okuma alışkanlığı kazandırmak zorundayız. Hatta buna birçok veli katılmasa da ben bunu ısrarla savunuyorum. Çocuklarımıza, gençlere üniversiteyi kazandırmaktan çok daha önemlidir okuma alışkanlığı kazandırmak. Çocuklarımıza diploma aldırmaktan çok daha önemlidir okuma alışkanlığı kazandırmak.
Yani okuma alışkanlığı kazanan insan zaten kendine bir yol çiziyor. Diplomayı dışarıdan da olsa alıyor. Kendini yetiştirdikten sonra farklı alanlarda meslek sahibi de oluyor. Onun için ben işte bu Oku Düşün Uyan kitabını da okuyorum, o halde varım adını verdiğim kitap. Yani onun devamı niteliğinde mi hocam? Ya devamı bu, şöyle söyleyeyim. Ya da Hüseyin farklı Hanım, bir versiyonu mu? Farklı versiyon demek herhalde daha doğru olacak. Kitap yazarken hep şöyle oluyor. Mesela kitap okumanın önemiyle ilgili yazılarımı derleyip kitap yapıyorum. Mesela 2008 yılında ben o Okuyorum O Halde Varım kitabını yayınladım. Sonra işte 2009'da 3 tane, 2010'da 5 tane, sonra 2 tane gibi böyle okumanın önemine dair. Yani ben de okuyarak sürekli kendimi geliştiriyorum. Yani evet. 10 sene önce yazdığım yazıyla bugün yazdığım yazı arasında farklar oluşuyor. Evet. Bu sefer okumaya dair yeni yazılarım çoğalınca yani şöyle bir karar vermek zorunda kaldım. Ya o yeni yazılarımı Okuyorum O Halde Varım kitabın içine yerleştirip yeni bir baskı halinde onu basmam gerekiyordu. 150 sayfalık kitap, işte 300 sayfaya çıkartmak gibi. Ya da bu yeni yazılarımı yeni bir kitap çalışmasıyla yayınlayayım dedim. Açıkçası ikincisinde karar verdim. Onun için de bu yani konu olarak evet kitap okuyup kendini yetiştirmenin önemine iki evet. kitabımda anlatıyor. Ama bu kitapta daha çok okumanın yani şöyle özetleyeyim onu. Bilgi söz, bilgi göz ve bilgi eylem ilişkisini biraz daha fazla işlediğim bir kitap oldu. Hı-hı. Yani diğerinden belki en temel farkı da budur. Yani hocam mesela şey sizinle konuştuğumuzda şey dediniz, yazdıklarımın çoğunu gezmelerime borçluyum. Yazmak, evet. Yani yazmak benim için nefes almaktır diyor musunuz mesela? Nefes almak, olarak? Evet nefes vermek diyeyim belki. Okumak ya. Nefes almak, yazmak nefes vermek diye anlatsam da olur güzel aslında oldu. Ama. Ya şöyle yazmak, paylaşmak. Konfüçyüs'ündü yanlış hatırlamıyorsam. Neyse kime ait olduğunu yanlış bilgi vermeyeyim. Şöyle diyor bilgi paylaşımının önemini anlatırken bende diyor bir yumurta var diyor. İşte mesela Müzeyyen Hanım'da da bir yumurta var. Bende de bir yumurta var. Ben size bir yumurta versem, siz de bana bir yumurta versin yine ikimize de birer tane yumurta olur. Evet. Ama bilgi öyle değil. Bende bir bilgi var. Ben o bilgiyi Müzeyyen Hanım'la paylaştım. Müzeyyen Hanım kendisindeki bilgiyi benimle paylaştığı anda bende de iki bilgi olur, Müzeyyen Hanım'da da iki bilgi olur. Yani bunu bizim medeniyetimizde şöyle tarifi vardır. Bir mum başka bir mumu aydınlatarak kendi ışığından hiçbir şey kaybetmez. Yazmak biraz da... Bu Konfüçyüs'ündü. Yani şahıs isimlerini pek öyle ezberleme huyum yok ama evet. kime aitti diye. Bunu yazmak da böyle bir şey aslında. Yani bir şey biliyorsanız bildiğiniz şeyi paylaşmak. Paylaşmanın da yaşadığımız dönemdeki yol ve yöntemleri çeşitlenmekle beraber nedir? Bir anlatarak paylaşırsınız. Sizinle bunu paylaşırım. İşte televizyon ekranına çıkarak paylaşırım. Yazarak paylaşırım. Ama yazmanın daha kalıcı ve hepsinden daha güzel olan tarafı şu. Konuşarak bilgi paylaştığınız zaman ulaştığınız insan sayısı konuşabildikleriniz kadardır. Ama yazdığınız zaman bedenen ve ses tonuyla gitmediğiniz yere de sesinizi ulaştırıyorsunuz. Yani hatta bir ilerisi için söyleyeyim, siz öldükten sonra da konuşmaya devam ediyorsunuz. Yani kitap yayınlamanın herhalde en güzel taraflarından bir tanesi o. İşte bir gün 3-4 sene önce Çanakkale'den bir delikanlı aradı beni. İnternetten bir şekilde ulaşmış bana. Daha da çobanlık yaparken benim kitabımı okuduğunu söyledi. Teşekkür etmeyi aramış. Şimdi ben bildiklerimi sadece kendime saklasaydım ya da bildiklerimi, öğrendiklerimi sadece konuşarak paylaşsaydım Çanakkale'deki çobanlık yapan çocuğa asla ulaşamayacaktım. Yazdığınız zaman şu anda biz İstanbul'da, işte İstanbul'un Şişli ilçesinde şu tarihte oturduk burada konuşuyoruz. Ama şu anda belki Van'da bir öğrenci bir kitabımı okuyor. İşte Bingöl'de başka bir öğretmen kitabımı okuyor. Tokat'ta başka bir anne okuyor. İşte Samsun'da, Edirne'de hatta Avrupa'da birisi okuyor. Onun için ben o anlamda yazmayı seviyorum. Yani eserleriniz her kitleye hitap ediyor diyorsunuz hocam. İşte yazmanın öyle bir taraf var. Yani kitle konusunda da benim aslında hedef kitlem daha çok bir gençler, yeni nesil. Öncelikli gençler. Yani önceliğim hep odur. Onun için ben öğrenci programlarını hiçbir zaman bırakmadım. Öğrenci konferanslarını, lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine hala gitmeye devam evet, ediyorum. Sene 2011, sene 2010'da İmran İmam Hatip Lisesi'ne yani konferansa gelmiştiniz. İlk orada tanıdım sizi, keşfettim. Sizinle başlamışız. Hep evet. Yani öğrenciyi bırakmıyorum çünkü öğrenci demek, genç demek aynı zamanda gelecek demektir.
bir ülkenin geleceğini için iyi şeyler yapmak isteyen insanların da, bir ülkenin geleceğini karartmak isteyen insanların da hedefinde hep aynı kitle vardır, gençler. Çünkü gençlik gelecek demektir. Evet. Bundan 10 sene sonra şu andaki lise öğrencilerinin önemli bir kısmı bu memleketin her yerinde, 20 sene sonra tamamında şu anki lisedeki çocuklar olacak. O lisedeki gençlerin hayatına dokunmak gerekiyor. Onun için hedef kitlem öncelikle gençler. Sonra da ben akademik kitap çalışması hiç yapmadım. Hatta şimdi 15 tane kitap yayınladım ben şimdiye kadar. Böyle 7-8 tane kitap yayınlayınca bir iki tane arkadaşım bana yeterince yazdın, biraz akademik çalışmalar yapar mısın, düşünür müsün dediler. Yani akademik çalışma yaparım ama ben akademik kitap yayınlamam dedim. Çünkü akademik kitap dilinin, ben akademik kitap okumayı çok seviyorum. Ama benim hedef kitlem akademik kitap okumayı seviyor. Çünkü akademik kitap okumayı seven insanların önemli bir kısmı zaten belli bir okuma seviyesinin üzerine çıkmış. Yani zaten okuyan bir kitle, zaten kendini yetiştiren bir kitle. Ben daha çok yeni nesle hitap etmeyi, okumaya yeni alışmaya çalışan kitleye hitap etmeyi tercih ediyorum. Anne babaları özellikle. İşte anne, baba, genç öğretmen arkadaşlar. Öğretmenlerin tutumlarını nasıl buluyorsunuz? Mesela ya da şöyle sorayım, yeni neslin kişiliğinde aileden önce eğitim yuvaları mı belirleyici olmaya başladı? Mesela anne babalar çocuklarını hemen belli bir yaştan sonra işte çocuk yuvalarına veriyorlar, kreşlere. Hani ya da çocuk bakıcıları. Yani bir anne çocuğunun başında mı olmalı, onun sevgisiyle, ilgisiyle mi büyütmeli? Yoksa hani bunlar nedenli, önemli? Yani ya sizin bakış açınıza göre. Şimdi modern çağın böyle bir problemi var. Yani çalışan anne, çalışmayan anne, çalışan anne çocuğu, çalışmayan anne çocuğu. Yani bu çok zor bir konu. Birçok açıdan zor. Kreş meselesi de öyledir mesela. Anaokullarının varlığı ya da yokluğu. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanlık tarihi, mesela Türkiye Anadolu coğrafyası için söyleyeyim, İstanbul'un 20 milyon insanın yaşadığı bir şehir olduğu bir dönem tarih boyunca hiç yaşanmamış. 20 milyon insan bir şehirde yaşıyor. İstanbul'un kendine az şartları var, artıları var, eksileri var. Annenin çalışması bir dert, çalışmaması bir dert. Ben bu konuda daha çok açıkçası annelerin, bayanların, kadın ve iş hayatı, çocuk ve kreş üzerinde çalışmalar yapmaları gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bazı iş yerleri, onu da çok çok takdir ediyorum. Annenin, bayanların çok olduğu bazı iş yerlerinde kreşi de direkt o iş yerine yapıp annenin çocuğuyla beraber gelip çocuklardan çok kopmamasını sağlamak gibi tedbirler alıyor. Bunlar güzel tedbirler ama hani ben bir erkek olarak çok fazla anne evlat ilişkisinin bu iş hayatının etkilerine fazla bir şey söylemeyeceğim belki ama sadece arşivimde bana bundan 4-5 sene önce Ankara'dan emekli bir teyze bir mektup gönderdi. 35 sayfa el yazması, kendi eliyle 35 sayfa bana mektup göndermişti bir teyze. Ben o mektuptan bir iki tane yazı yazmıştım. Şimdi burada yok o kitap. Doğurmak annelik, doyurmak babalık değildir. Evet, okudum o adlı kitabımda gerçekten. Da öyle bir yazı, o teyzenin gönderdiği mektuptan ilhamla bir yazı yazmıştım. Kitabınızın ismini yani o belirledi. Eyvallah. Teyze mektupta diyor ki, oğlum diyor, ben diyor emekli bir anneyim. İki tane kızım var. Kızlarımın ikisi de yetişkin, evli, çoluğa çocuğa karıştılar ama kızlarımın ikisinde diyor kronik hastalıkları var diyor. Bu hastalıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi diyor, anne sütünü yeterince almamış olmalarından kaynaklanıyor diyor. Çünkü ben onlar çocukken çalışıyordum diyor. Mesela kadının şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, iş hayatında çalıştığım dönemlerde yaratıcının göğüslerimde ürettiği sütün gömleğimi ıslattığı günlerin vicdan azabını unutmuyorum diyor mesela. Ben o teyzenin o sözünü, o emekli teyzenin o cümlesini hiç unutmadım mesela. Anne, çalışan anne, çalışmayan anne meselesini konuşurken bence bunlara da bunları da görmek gerekiyor. Bunlara da kafa yormak gerekiyor. Ben size çok hikaye anlatırım. Daha çok para kazanayım diye çocuklarını ihmal etmiş olmanın bedelini çok ağır ödeyen ailelerle ilgili. Evet. Ama bunun tek çözümü anneyi hiç çalıştırmamak mıdır? Bunun tek çözümü kadını
iş hayatına göndermemek midir? Değil. Ama annelikle iş hayatı arasındaki dengeye hem annelerin kafa yorması gerekiyor, hem devletin kafa yorması gerekiyor, hem kadın ya da anneyi çalıştıran şirketlerin de kafa yorması gerekiyor. Çünkü modern çağda öyle sloganlarla çözülecek bir mesele değil. Yani oturup da işte kadınların hepsi iş hayatında çalışsın demek ne kadar yanlışsa, kadınlar çalışmasın hepsi evde otursun demek de o kadar yanlıştır. Yani bence o dengeye kafa yormak gerekiyor. Çünkü çocukları ihmal ettiğiniz zaman 100 tane daire almış olsanız, 100 dönüm arazisi bile olsa bir anne babanın evlatlarını kaybettikten sonra neye yarar? Özellikle hocam baba evde güveni temsil ediyor. Baba sevgisinden yoksun kalan kız çocukları mesela yanlış erkek arkadaş ilişkilerine yönelebiliyorlar. Ergenlik dönemine binaen söylüyorum. Ya daha ilerleyen yaşlarda da oluyor. Yani o boşluğu tamamlamak için hep bir yani bir erkek ilgisi istiyor mesela. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Mesela baba önemli rol belirli hani anneden öte. Şimdi çocuk eğitiminde anne mi sorumlu, baba mı sorumlu tartışması hiçbir zaman bitmiyor. Evet. Ben bir gün Belçika'da bir konferansta çocuk eğitimde annenin daha sorumlu olduğuna dair konuşmam içerisinde bir 10 dakikalık bir bölüm ayırdım. Anne daha önemlidir. Anne daha merhametlidir. Anne daha sabırlıdır. Ki bunları hepimizin bildiği şeyler. Bana orada bir bayan itiraz etti. Dedi ki hocam dedi, siz dedi hep anneden bahsediyorsunuz ama dedi Allah dedi Kur'an-ı Kerim'de niye hep baba oğul ilişkisini anlatmış dedi daha çok. Ben ilk defa böyle bir soruyla karşılaştım. Kur'an-ı Kerim'de Allah baba evlat ilişkisi çok anlatır, anlatılır. Uzun zaman cevabını bulamadım bu sorunun. Yani bizim geleneksel anlayışımızda, kitaplarımızda, bilgi birikimimizde hep anne ağırlıklı konuşulur ama kitabımızda niye baba daha çok işlenir sorusunun cevabını uzun zaman bulamadım. Sonra çok sevdiğim, kendisinden istifade ettiğim bir hocamla bunu konuşurken cevabını buldum. Şöyle bir cevap ver dedi ki, Allah dedi annenin fıtratına merhamet yerleştirmiş. Baba ihmal eder diye de Kur'an'da babayı uyarmış. Çünkü hayatın kendisiyle Kur'an-ı Kerim öğretileri birbirinin tamamlayıcısıdır diye anlattı. Şimdi ben buradan yola çıkarak biz de suç atmayı çok seviyoruz. Yani anne baba sorumlu, baba anne sorumlu. Halbuki herkes sorumludur. Yani şeyi tabirini onun için ben çok severim. Horoz gibi kadın, tavuk gibi erkek olmaz. Yani herkesin sorumluluk alanı var. Ama bir erkeğe horozluk, pardon bir erkeğe tavuk olmak, bir kadına da horoz olmak yakışmaz. Anne anneliğini yapacak. Baba babalığını yapacak. Elbette baba bir bazen otoriterdir. Mesela az önce verdiğiniz o örneği de söyleyeyim. İşte baba şefkatine doymayınca bunu dışarıdan aramak diyoruz ama bazıları da bunu bir bahane olarak kullanıyorlar. Yani Allah mesela bizi iyi bir babayla da imtihan edebilir. İlgili bir babayla da imtihan edebilir. İlgisiz bir babayla da imtihan edebilir. Daha ilerisini söyleyeyim, babasızlıkla da imtihan edebilir. Ya bütün bunlar hayatın bir gerçeği değil mi? Yani Allah birisine zengin baba verir, ötekine fakir babası vardır. Birisinin babası çok ilgilidir, diğeri biraz daha soğuktur, ilgisizdir. Bunların hepsi hayatın bir parçası. İnsanoğlunun öyle bir özelliği vardır. Bazen yapmak istediği yanlışlara yapmak da haklı olduğuna gerekçe arar. Mesela ben ona söyleyeyim, işte benim babam şöyle dediği için ben işte dışarıya bakıyorum. Evet, insan sevgiyi arar. O bir hakikat. Ama yanlış yerde aradığını bile bile bazen onu bahane ediyorlar. Elbette baba figürü önemlidir. Evlat üzerinde evin reisi olma. Bazen işte kız çocuğu, erkek çocuğu ayrımı yapmayı çok sevmiyorum. Evlat demeyi tercih ederim. Yani bizde biraz maalesef bu çok konuşulmayı sevilen bir konu. Kız ya da erkek çocuğu değil, evlatlar üzerine baba figürü önemlidir. Ama ben hep söylerim bunu. Sonra peygamberimizin annesi de yoktu, babası da yoktu. Yani
Bizim de mesela doğduktan sonra anne babamız ikisi de ölmüş olsaydı acıların çocuğu küçük Emrah modeli mi olacaktık yani? Değil mi? Bu elimizde olmayan şeyleri bahane ederek hayatımızı daha kötüye götürmenin bir anlamı yok. Ben ya var olan babanın yokluğu mesela. İşte var olan babanın yokluğu da bir imtihandır. Değil mi? Yani onun kendi o da bir imtihandır. Yani Allah herkese mükemmel bir baba, mükemmel bir anne vermek zorunda değil ki. Doğru mu? Onlar kendi imtihanını verir. Yani benim bir insanın şöyle bir şey demeye hakkı var mı mesela? Babam benimle ilgilenmediği için ben kötü yola gideceğim. Bunun suçlusu da babamdır değil. Yani orada bir boşluk oluşmuş. İlla bunu kötü bir şeyle kapatmak zorunda değil ki. Şimdi şehir adı vermeyeyim. Geçen bir üniversite öğrencilerine yaptığım bir konferansta yurdun, KYK yurdunun müdürü şöyle bir bilgi paylaştı. Bana dedi ki, hocam dedi bizim üniversitede dedi 7 tane öğrenci intihar etti dedi. İşte 6 ay içerisinde, 6-7 ay içerisinde her ay bir tane üniversite öğrencisi intihar ediyor dedi o ilde. Şimdi intihar edenlerin yaşlarına bakıyorsun ortalama hepsi 20'li yaşlarda. Evet, 20 hocam. Yaşına gelmiş hocam, genç. Hocam bunu kısa bir aradan sonra devam edelim mi? Eğer çayımı tazelerseniz olur. Tamam o zaman oradan değerli devam edelim. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı yayın stüdyo konuğumuz Sait Çamlıca. Ezber bozan açıklamalar yapıyor. Kitaplarını konuştuk. Hocam siz bir anekdot anlatıyordunuz. Ya oradan şimdi, devam edelim. Üniversite öğrencinin intiharından yola çıkarak bir şeyler söyleyecektim. 20'li yaşlara gelmiş üniversite öğrencileri intihar ediyor. Niye? O yaşta yani hayatının işte 20 yaşına gelmiş, liseyi bitirmiş, üniversiteyi hazırlamış, üniversiteyi kazanmış. Üniversiteyi bitirecek belki 2 sene içerisinde hayata başlayacak. Yani ona rağmen hayattan küsecek kadar, intihara kendini götürecek kadar hayattan küsmesine sebep olan, intiharına sebep olan şeylere baktığınız zaman da genelde şunu görüyorum. İşte ben onun için çocuklarla, gençlerle ders işleyen, onlara nasihat eden anne baba ve öğretmenlerin sürekli ders merkezli ya da müfredat merkezli şeyler anlatmasına karşıyım. Biz çocuklara, gençlere hayatı anlatamıyoruz. Hayatı anlatamamaktan kastım şu Müzeyyen Hanım. Şimdi dünya imtihan dünyasına hepimiz inanıyoruz. Ben bir kitap çalışmalarından birisinin adını stresli iman koydum. Yani evet. Alt başlığı da okumuştum. Strese girenin imandan şüphe edilir mi diye bir alt başlıkla yayınlamıştım onu. Şimdi gençlere hayatı anlatmak zorundayızdan kastettiğim şey şu. Dünya imtihan dünyası ise hayatın sıkıntıları olacak. Kimimiz maddi sıkıntı çekeceğiz. Kimimiz ailevi problem yaşayacağız. Kimimiz sevdiğimizi kaybedeceğiz. Yani annemiz ölecek, babamız ölecek. Sevdiğimize kavuşmak da imtihan, kavuşamamak da imtihan. Evlendiğiniz zaman mutlu olmak da imtihan, mutsuz olmak da imtihan. Kaynanayla geçinmek de imtihan, geçinememek de imtihan. Ne bileyim. En mutlu olduğun anda çok sevdiğin bir şeyi kaybetmek de imtihan. Hastalanmak da imtihan. Kanser olmak da imtihan. Trafik kazasında ayağını, kolunu, bacağını, gözünü kaybetmek de bir imtihandır. Bunlar hayatın gerçekleri. Bir insanın şunu söylemeye hakkı yok. Yani gençlere onun için üzülüyorum. Bunları konuşmuyoruz diye. Arkadaş, niye benim başıma bu geldi demeye hakkımız yok. Allah size ya da bana dert gönderirken Allah'ım benim günahım neydi demeye hakkınız yok ki. Yoksa insanın kendi haline bıraksak herkes ister ki zengin olayım. İşte şöyle bir annem olsun, böyle babam olsun, şöyle bir mesleğim olsun, keyfim yerinde olsun, altımdaki araba iyi olsun, bir villada yaşayayım. İnsanın gözünü toprak doyurur. Hayat böyle bir şey değil. Çok mu bahanelerin arkasına sığınıyoruz? Bahanenin arkasına sığınıyoruz, hayatı anlamıyoruz. Ya hayat inişleri çıkışları olan bir yerdir. İnsan hasta olur, insan kaza yapar, insan sevdiğini kaybeder. Hani insanoğlunun en büyük acısı nedir deriz? Evlat acısı. Anneler için zordur. Kabul. Ama bizim peygamberimiz 5 tane evlat acısı yaşamış. Peygamberlerin hayatlarına bakıyorsun. Hani kaderi, ilahi adaleti konuşanlar yapıyor. Bir peygamberlerin hayatlarına bir bakın. Hepsinin hayatında problemler vardır. Kimisi eşiyle imtihan olmuş. Kimisi eşiyle ihanetine uğramış. Ya peygamber eş ihanetine uğruyor ya.
Kimisi evladıyla imtihan edilmiş, evladına söz geçirememiş. Kimisi çok büyük hastalıklarla imtihan edilmiş. Kimisi ailesiyle imtihan edilmiş. Kimisi kaçmak zorunda ya da sürülmek zorunda kalmakla imtihan edilmiş. Yani peygamber kıssalarında Allah, hani Allah'ın en sevdiği kullar, seçtiği kullar olarak bildiğimiz peygamberlere bile torpil yapmayan Allah, işte Müzeyyen Hanım'a niye torpil yapsın mesela? İşte kameraman arkadaşa niye torpil yapsın mesela? Değil mi? Onun da sıkıntısı olacak. Benim de derdim olacak. Gençler, işte üniversite öğrencilerin intiharına ben onun için üzüldüm. Biz gençlere hayat anlatamıyoruz. Arkadaş, hayat böyle bir yolculuk ya. Bazen ağlayacaksın, bazen kahkaha atacaksın, bazen cebinde harçlığın çok olacak, bazen az olacak, bazen işin iyi gidecek, bazen kötü gidecek. Hayat budur zaten. Biz bunları konuşmadığımız için gençlere yazık. Anne emek vermiş. Bak düşünsene, devlet masraf yapmış, anne emek harcamış, baba fedakarlık yapmış, çocuğu okutmuş, büyütmüş, üniversiteye göndermiş, yatılıya yerleşmiş. İyi, iki sene sonra çocuğum kendini kurtarıp ayaklar üzerinde duracak diyor. Ama o yolculukta hayatı çocuklara anlatmazsak, çocuklar ufacık bir sıkıntı yüzünden intihar ediyor. Niye intihar ediyor? Birisi sevgilim beni terk etti diye intihar ediyor. Dünyada 3 milyar erkek, 3 milyar bayan var. Herkese bir tane düşüyor ya. Değil mi? Yani sevgilim beni terk etti diye bir insan intihar eder mi ya? Yani ötekine bakıyorsun, işte başka bir arkadaşından kazık yediği için. Diğerine bakıyorsun, ailesinde problem olduğu için. İşte anne babası problem yaşıyor. Yani dünyada annesi babası problem yaşayan tek insan sen değilsin ki. Ama gençlik dönemi, biraz da dizilerin de bunda çok etkisi var, onu da söyleyeyim. Böyle hayatı filmlerden öğrenen gençler hayatı film zannediyorlar. Mesela ben gönül işleri için de aynı, aşk hikayeleri için de bu. Gençler diziler, aşk dizilerini izliyor. Hayatı öyle bir şey zannediyor. Halbuki bütün dizilerde... Gerçek aşk artık yok oldu değil mi hocam? Ya gerçek aşk diye bir şey var mı yok mu, o bile tartışılır. Evet. Leyla ile Mecnun kavuşsaydı efsane olmazdılar. Onu da söyleyeyim. Yani işin öyle bir tarafı da var. Yani kavuşsaydılar hala konuşuyor olur muydu? Hocam aslında bu çocukların hani mesela olan bence çocukları oluyor. Çünkü yanlış birliktelikler, yanlış evlilikler, ondan sonra faturasını da çocuklar ödüyor. Evlatlar. Ama işte ben şunu hani söylemeye... Bu boşanmalardaki artışın mesela altında yatan sebepler ne? İnsanlar bir anlık kararlı mı? Yani çünkü aile kurmak, evlilik çok büyük sorumluluk gerektiren bir şey hocam, siz de bilirsiniz hani ya çocuk hepsi için sorumluluk. Yani bu olayların problemleri konuşurken çağın artılarıyla eksileriyle beraber bakarak konuşmak gerekiyor. Yani aile meselesi de, ailedeki huzur meselesi de, ailedeki huzursuz mu, huzursuzluk meselesi de, yani bundan 100 sene önce bu kadar değildi. Dediğiniz anda şöyle bir cümle de gir. Bundan 100 sene önce zaten hep savaşlardaydık. Bu tür tartışmaları yapamıyorduk bile. İşte bundan 50 sene önce bu kadar değildi. Evet. 50 sene önce işte köydeydik. Köy hayatının artıları eksileriyle şehir hayatının artıları eksileri birbirinden farklıdır. Yani çocuklar için de ben aynı şeyi. Bazen sıkıntılarla ilgili şunu görmüyoruz. Geçen sene ya da 2-3 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir yazı okudum internette. İsviçre'deki bilim adamları insanın zihnindeki hüzünleri yok eden bir ilaç bulmuşlar diye bir yazı okudum. Şimdi yazıyı böyle okudum. Ben bir konuyla ilgili yazı yazmaya niyetlendim. Başlığını şöyle bir başlık attım. Hüznüme dokunmayın diye bir başlık attım. O konuyla ilgili bir yazı da yazdım o zaman, yayınladım. İnsanın zihnindeki hüznü yok ederseniz mutluluğu da yok edersiniz. Şu, hayata dair şu hakikati çocuklar da, gençler de, bizler de görmek zorundayız. Zahmetin içinde rahmet vardır. Bir şey söyleyeyim mi Müzeyyen Hanım? İnsan hayatı öğrenmeye dair söylüyorum bunu. Hayata dair bir şeyi öğrenirken acıların öğrettiğini bin tane kahkaha öğretmez. Yani tecrübe ve yaşanmışlıklar bir bebek bizde... bile bakın yürümeyi öğrenmek için düşmeyi göze almak zorundadır. Evet. Belki de peygamber kıssalarındaki o sıkıntılı hayatın arkasındaki hikmetlerden birisi de budur. Allah insana bazen sıkıntı çektirerek öğretir. Hazreti Ali'nin biraz derin bir cümledir ama der ki ben Allah'ın Allah olduğunu her istediğimi vermemesinden anladım der. Hiçbirimize her istediğimiz verilmeyecek. Onun için zorlukları, sıkıntıları, hayatın hüzünlerini yok edemez. Her şey yok edemeyiz. Her şey zıttıyla kaimdir. Yani hüzün yoksa mutluluk da yoktur. Yani zorluk yoksa kolaylık da yoktur.
problem yoksa çözüm de yoktur. Yani velhasıl hocam. Gece yoksa hocam, gündüz de yok. Evet hocam. Çok işte bak, güzel. Hani bilinçsiz evlilikleri nasıl bakıyorsunuz? Yani hayatı da sizin? İşte ya bu şeyle ilgili, yani gençlerle ilgili o dizilerin etkisinden diziler, şunu kastetmeye, anlatmaya, gençlere bazen şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanın ilgiye ihtiyacı var. Evet. Mesela ben sosyal medya niye bu kadar tuttu sorusunun cevabını çok geç buldum. Şöyle bir cevap buldum ona da. İnsan beğenilmek ister. İnsan takdir edilmek ister. Ve insan fikrini söylemek ister. Evet. İşte bunları açarsak, insan beğenilmek ister, Facebook'da beğenilmek tuşu vardır. Evet. Bir de hocam onu şey yaptılar, muhteşem, işte üzgün, evet, kızgın. Daha sonra bir liseli bir öğrenci, 16 yaşında bir gençten şöyle bir ifade gördüm. Sevinerek şöyle bir cümle kurdu. Abi dedi, resmimi 100 kişi beğendi dedi. Yani 100 kişi tarafından beğenilen bir resim paylaşımı çok hoşuna gidiyor. Buradan benim çıkarttığım şeylerden birisi şuydu. Bak ne dedik? İnsan takdir edilmek istiyor. Eğer bir çocuğu annesi hiç takdir etmiyorsa, babası hiç takdir etmiyorsa, etrafındaki büyükleri sürekli eleştiriyorsa sevgiyi ki... Sevgiyi dışarılarda arıyor. Onu başka yerde arıyor. Bugün sosyal medya onlardan bir tatmin tanesi. Olmak yani istiyor. İnsanın takdir edilmeye ihtiyacı var. Şu sokakta yürürken herkes size hakaret etsin, sokakta yürüyemez hale gelirsiniz. Ha, bir de şu tarafı da var. İnsanın takdir edilecek tarafları da vardır, tenkit edilecek taraflarıdır. Biz de daha çok büyükler sürekli tenkit etmeyi seviyoruz. Yani çocuğu sürekli eleştirmeyi seviyoruz. Gençlere sürekli eksiklerini söylüyor. Halbuki o çocuğun iyi tarafları da var. İyi taraflarını da söylersek. Yani sosyal medyanın bu işte fikrini söylemek, tweet atmaktır aslında biraz da. Gençler de fikrini söylemek istiyor. Doğal ve faydalı ortamlarda fikrini söyleyemeyen, doğal ve faydalı ortamlarda takdir edilmeyen çocuklar sosyal medya ve medyaya daha çok zaman ayırmaya başlıyorlar. Dizilerin de işte ya bu aslında dünyanın problemi. Yani insanlara nasıl düşüneceklerini, olaylara nasıl bakacaklarını öğretebilmek, kullanabilmek ya da yönlendirebilmek için yaşadığımız çağın belki 40 yıldır dünyada teknoloji, dizilerle, filmlerle insanlık yönlendiriliyor zihinsel olarak ama son yıllarda bu son 40 yılın zirvesine çıktı belki. Aşk hikayeleri, benim tezim şudur. Biz gençlere sevginin, aşkın ahlaklısını anlatamazsak bu gençler dizilerde gördüklerini aşk zannederler. Ve ben öğrencilere bazen şunu anlatıyorum. Filmlerde, dizilerde genelde sahne şudur. 2 yıl boyunca 2 kişi birbirini sever. Kavuşmak için işte araya uğraşırlar. Hocam bir sözünüzü... Birileri araya girer. Evet. Sözümü kestirmeyeyim bari. Sözümü... Yok çok, evet, konuya istinaden kavuşamazlar bir söz. Uzun bir süre. 2 yıl sonra dizi biterken final sahnesinde böyle çok mutlu bir kavuşma sahnesi vardır. Dizi biter. Evet. Ben gençlere şunu anlatıyorum. Bak orada kavuşma sahnesini gördünüz ama gerçek film o sahneden sonra başlıyor. Hayat dizilerdeki gibi bir hayat değildir. Yani gençlerin hayata dair birçok şeyi film ve dizilerden öğreniyor olmasından kaynaklanıyor. Birçok problem. Diye hani sözümü kesiyordun, şimdi kesin. Hocam şey demişsiniz, mesela bir yerde okudum. Kitap okumaya daldım, yemek yapmayı unutmuşum diyen yar ile diye. Soğan ekmek bile yenir. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ya hayatın önceliği anlamında. Ben onu şey günü yazmıştım hatta, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Yani sosyal medyada bir bakıyorsun, bir gündem oluşuyor gerçekten işte. Gerçekten 14 Şubat'a siyasi, da anlamlı bir mesaj olmuş. Da. Ya hayatın öncelikleri aslında insanın en büyük zaafı yanlış öncelikler belirlemektir. Bir insanın hayat amacı bir tapu bir de ruhsat almak. Yani bir ev bir de arabam olsun ben mutlu olacağım diyen hiç kimsenin mutlu olduğunu görmedim. Gençlere de hayat amacı verirken annenin babanın mesela dürüst ol ömrünün sonuna kadar kirada otur diye bir hayat amacı veremiyorsa anne babalar. Dürüst ol ömrünün sonuna kadar cebinde akbille gez.
illa araba olmak zorunda değilsin de bir hayat amacı veremiyorsak maalesef amaçlar, daha doğrusu araçlar amaç olunca insanın mutlu olması çok zordur. Bizim işte modern çağ artılarıyla eksileriyle modern çağın annesinin, babasının kendini çok ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Zengin olmak, daha çoğuna sahip olmak değil, şükretmeyi çocuklara öğretmek gerekiyor. Ben işim gereği cezaevlerini de geziyorum yıllardır. Mahkum evet hocam, cezaevi gözlemlerinizi çok merak ediyorum. Mahkum eğitimlerine çok gidiyorum. Yani onların psikolojisi. Tabii yani açıkçası bu Çocuk ve Şiddet kitabının yazılmasının sebebi ya da süreci de bu önceliklerdeki hatamızı söylememin sebebi de aslında temelde cezaevi gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum ben bunu. Aslında bir çocuğa Müzeyyen Hanım sabırlı olmayı öğretmek o çocuğu üniversite kazandırmaktan daha önemlidir. Bir çocuğa merhametli olmayı öğretmek o çocuğa matematik öğretmekten daha önemlidir. Ama bizim önceliğimiz ne? Çocuğum yüksek not alsın. Değil mi? Teşekkür alsın. Takdir alsın. Bir yerlere gelsin. Sigortalı kazansın, bir işe girsin. Devlet memuru olsun. Takside girsin. Helal sütemiş bir kız bulup evlensin. Bu. Yani bizim hayat amacımız böyle olunca neyi unuttuk? Mesela sabrı unuttuk. Merhameti unuttuk. Paylaşmayı unuttuk. En önemlisi birbirimizi anlamayı unuttuk hocam. Anlamayı unuttuk. Şükretmeyi unuttuk. Büyük bir problem. İdare etmeyi unuttuk. Bunları unuttuğun zaman bunların olmadığı yerde insanın mutlu olması mümkün değil. Mesela düşünüyorum bazen 15 yaşında çocuk mahkumlara gidiyorum bazen. 15-16 yaşında bir çocuk daha bıyıkları terlemeden uyuşturucu suça yönelten ne olabilir işte, hocam altında yatan sebep? Kim bunu buna yöneltti? Zorundayız. Çocuğun ya suçu bir kere, bu. Şöyle bir cümleyle onu cevaplandırayım. Allah katil çocuk yaratmaz. Allah hırsız çocuk yaratmaz. Allah ahlaksız çocuk yaratmaz. Allah uyuşturucu satacak alacak karakterde bir çocuk yaratmıyor. Dünyaya geldiği zaman çocuğun beyni, kalbi, midesi yani davranışlarını yönlendiren her şeyi boş olarak geliyor. O doğurmak annelik, doyurmak babalık değildir. Kitap ismi de aslında buradan yola çıktı. Çıkarak verdiğim bir isimdi. Yani biz baba gerekli çocuğun, temini yaparak, çocuğun neyi boş dedik? Yaparak, beyni babalık. Boş, aha, kalbi boş, midesi boş. Evet. Biz çocuğun midesini doyurmayı annelik babalık zannediyoruz. Evet. Halbuki insan midesinden değil, ruhunu kalbinden ve beyninden önemli. Yönetilir. Tabii. İşte kalp sevgiyi ifade ettiği için söylüyorum. Kalbini sevgiyle, beynini faydalı bilgiyle doldurmadığın çocuk midesi için her şeyi yapar. Kolay zengin olmak. Değil mi? Yani bir ay boyunca çalışıp asgari ücret maaşla ay sonunda idare etme bilinci çocuğa vermemişsiniz. Bu çocuk 3 gün filanca kötü işi yapayım oradan daha çok para kazanıyorum diyerek suç işlemeye başladığı zaman ya da alıştığı zaman o çocuğu bir daha zapt etmek, durdurmak zordur. Onun için doğuştan katil, doğuştan hırsız, doğuştan ahlaksız çocuk yok. Onları yetişme süreçleri, işte bu bazen annedir, bazen babadır, bazen biz öğretmenleriz, bazen çevredir. O zehiri yok etmek için zehrin yetiştiği ortam üzerine çalışmak zorunda herkes. Herkes de önce elinin uzandığı yerden sorumludur. Hocam çok özel olacak ama mesela siz evliliği düşündünüz mü bugüne kadar? Hani ya ben bir özel hayatımı çok konuşmayı açıkçası sevmiyorum evet, ama özel konu. Yani özel evet. Hayatımda ben o sıkıntılı süreçleri yaşadım. Ama şunu doğru bir eş mi bulamadım? Yani başka sıkıntılar yaşadım açıkçası. Şimdi anlatmamak için direkt öyle cevap vermedim ama hep şu cümleye ben inanırım. Mesela sıkıntılı yaşayan arkadaşlara da hep şunu söylerim. Olan da hayır vardır derler. İnsan istediğinin olması için uğraşmalı. Hayırlısının olması için uğraşmalı. Ama olmadığı zaman ya da huzursuz olduğu zaman ya da mutsuz olduğu zaman ya da işte ayrılmak, boşanmak zorunda kaldığı zaman da olan da hayır vardır diyebilmeli. Çünkü dünyada mesela şöyle bir şey var mı Müzeyyen Hanım? Ben öyle bir evlilik yapacağım ki %100 mutlu olacağım.
Hatta çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir şey okumuştum. Dünyadaki bütün erkeklerin, bütün bayanların, bütün karakteristik özelliklerini, DNA'larının tamamını, her şeyi bilgisayarlara yüklensen, sonra da bu özelliklerin en uyumlu çifti aransa bir tane çift bile bulamazsınız derler. Yani insan farklı bir var. Yani her cinsin, her insanın kendine has parmak izi gibi farklı özellikleri vardır. Ve insan hayatta mutlu olmak zorunda değil. Yani bu mutluluk kavramından kastettiğim şey şu. Her şey istediğin gibi gitmek zorunda değil ki. Mesela evlenirsin, huzurlu bir yuvan olur. Bu bir imtihandır. Şükrediyor musun diye. Huzursuz bir imtihan olur. Değil mi? Huzursuz, o da bir imtihandır. Sabrediyor musun diye. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Huzursuz bir ailenin, mesela boşanma meselesi çok konuşulurken ben hep şey örneğini kullanırım. Ben bir yerde böyle bir sahnede bu millete aileyi, evliliği, ailede huzuru anlatırken boşanmanın adabını da anlatmak zorundayız dedim. Bana orada bir itirazda bulunuldu. Ben de sonra şöyle izah ettim. Dedim ki arkadaş, evlilik hayatın bir parçası ve haktır. Boşanmak o da hayatın bir parçası. O da haktır. Hatta bir ilerisine götürdüm. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de boşanma suresi var. Talak suresi. Boşanmanın hani bugün şeyi tabirle söyleyeyim, medenice boşanmak diye anlatılan şeyi Kur'an-ı Kerim'de Talak suresinde anlatılır. Önce sabrı tavsiye eder Allah. Olmadı araya büyükleri koyun der. O da olmadı, bir müddet ayrı kalın. 3 ay, 5 ay neyse. Yine olmadıysa birbirinize zulmetmeyin der. Şimdi bir şey, ilginç bir tespit söyleyeyim mi size? Şöyle bir Anadolu'da şöyle bir şey var. Pedagoglar arasında da çok kullanılır. Boşanmış anne babanın çocukları problemli olur diye bir cümle var. Ben bu cümleye katılmıyorum. Sebebini de söyleyeceğim. Sorun boşanmış olmaları değildir. Boşanırken savaşmış olmalarıdır. Mesela bir arkadaşım boşandığı zaman, o zaman 7 yaşında olan oğlu babasına şöyle bir cümle kurmuş. Demiş ki baba demiş iyi ki boşandınız demiş. Arkadaş da şaşırdım, üzüldüm dedi. Oğlum niye öyle dedin deyince ben sizin kavga etmenize dayanamıyordum demiş mesela. Aile içi şiddet, tabii, çocukların kavgada, psikolojisi üzerinde çok etkili. Yani ben onu söylemeye çalışıyorum. Boşanmanın edebini, boşanırken savaşıyor mesela. Kadın diyor ki bir daha çocukların yüzünü sana göstermeyeceğim. Adam diyor ki o kadına bir daha anne demeyeceksin. Bak Talak suresindeki birbirinize zulmetmeyin budur aslında. Anlaşamayabilir iki insan. Doğru mu? Yani sebep yani, hiç önemli değil. Medeni bir şekilde. Huyları birbirine uymuyordur. Yemeğini beğenmiyordur. Ne bileyim işte soğumuştur. İhanet vardır. Sebep önemli değil. Anlaşamıyor olabilir. Boşanırken elbette herkes sıkıntı çeker. Ama bu sıkıntının altında çocukların ezilmesinin sebebi boşanmış olmaktan daha çok boşanırkenki kavgalardır. Mahkemenin önünde kendisine dava açan, eski eşine kurşun yağdıran adam hikayeleri gibi. Ki bunu her sene medyada maalesef bu tür haberleri duyuyoruz. Onun için hayatın sıkıntılarını atlatma adabı, yani bu özel hayatımızdaki aile problemi de olur. İşte ergenlik çağındaki evladın ve anne babanın yaşadığı problem de olur. Bu iş hayatında, işte iş hayatında problem yaşamak, başka iş aramak, işten atılmak, ne bileyim hakkının yenilmesi... Her alan için söylüyorum. Hayatın problemlerini çözmenin kendine zarar vermeden yapılacak yol ve yöntemleri de eğitimin bir parçası. Evet hocam, yani mesela şöyle söyleyeyim size. Evlenirken mesela eş, yani koca kadının bir mal olarak görüyor, bir kölesi olarak. Çok fazla müdahale etmeye çalışıyor. Şunu giyemezsin, şuraya gidemezsin, çalışamazsın. Sen bulaşık yıkamakla, çamaşır yıkamakla, çocuk doğurmakla, yani kadına bir doğurgaç makinası yükleyip tamamen tahakkümü altına alma da var erk zihniyetinde. Bu ataerk zihniyetinde daha çok geçerli bir durum. Yani mesela normal bir evlilik, yani yıkılan ailelerde, yıkılan evliliklerde sizce de yani burada erkeği suçlayıcı bir şey söylüyorum. Tabii ki karşı taraf için de aynı şekilde geçerli. Hani bazı kadınlar da işte hani eşlerini şey yaparlar, hani tahakküm altına, tahakküm kurmaya çalışırlar. Bu da ister istemez çocukları eğitim hayatlarını, özel hayatlarını etkiliyor.
erkek çocukları işte ideal bir eş bulmakta güçlük çekiyor. Ben açıkçası hep bu meseleleri konuşulurken, hem kadın erkek hem aile meselesi konuşulurken, bu işi cinsiyetten daha çok şahsiyet merkezli konuşmayı tavsiye ve tercih ederim. Hı hı. Yani gençlerin böyle biraz ergen sloganlarını ben takip ederim. Bazılarına gülerim. İşte kızlar erkekler aptal, erkekler kızlar salak gibi laflar ederken onlara da aynı şeyi söylüyor. Aslında sorun cinsiyetle ilgili bir mesele değil. Karakterle ilgili bir şeydir. Karakter, evet. Yani ben onun için az önce o kelimeyi kullanmadım. Hatta ona benzer bir, herhalde birkaç yıl önce öyle bir yazı çalışması da yapmıştım. Tavuk gibi erkekler, horoz gibi kadınlar türedi diye bir şey yazmıştım. Hı hı. Bence herkes kendi yerini bilmesi lazım. Yani mesela kadın gibi konuşan bir erkek çok iğrençtir. Evet. Doğru mu? Ya da ne bileyim, erkek gibi davranan bir kadın da aynı şekilde iticidir. Yani gerçekten bu, herkes kendi yerini bilmek zorunda. Yani kadınlar erkeksileşiyor, erkekler de kadınsılaşıyor mu diyorsunuz? İkisi de yakışmıyor. İkisine de yakışmıyor ama bizim toplumda ataerkil bir tarafımız var. Anadolu'nun boyunduruğu altına alma. Ataerkil yapı böyle 10 senelik bir şey değil ki. Yani belki 1000 yıllık bile değil. Çok da aslında dünyanın bir hakikati bu, ataerkil ağırlıklı olmak. Bunu çok ailenin büyük bir problem. Reisi, ailenin reis kavramı. Erkektir. Kavramından mesela bayanların niye rahatsız olduğunu bilmiyorum. Paylaşım, yani kolektif bir yaşam nasıl olur hocam mesela? İşte bunu söyleniyor ama uygulamada iki liderin olduğu bir, iki direksiyonun olduğu bir araba ilerleyemez. Mutlaka İstişare etmek başka bir şey. Tabii fikir almak başka bir şey. Beraber karar vermek başka bir şey. Ama istediğiniz yönetim kitabına bakın. Mesela evin reisi erkek olmasın ama evin reisi kadın olsun. Sizce... Hiç kimse olmasın. İşte olmuyor o zaman işte bak. Evin reisi kadın olduğu zaman aile problemlerinin biteceğini düşünüyor musun mesela? Haydi bakalım. Evin reisi. Hocam evin reisi kitap olsun reis diyelim mi o zaman? Ayrı bir şey. Bilgi olsun. Ayrı bir bilgi olsun ama bu... Yok, diyorum ki modern çağ... Sabahtan beri bilgi diyoruz, kitaplar diyoruz. Bilgi ve kitap olunca evin reisi. Sizce her şey yoluna gider mi akışına doğru göre? Doğru da bilgiyi de insan kullanacak yine. O zaman yani onun için mükemmelliği bek. Bak Müzeyyen Hanım, aslında aile meselesini konuşurken söylüyorum. Problemsiz bir aile, evlilik olmaz. Hı-hı. Sıkıntısız, ya anne babamızda bile bazen zaman hayatımızda sıkıntı yaşıyoruz. İşte 20 yıllık, 30 yıllık kardeşimizle aynı evde büyüdüğümüzde de zaman zaman sıkıntılar, problemler yaşıyoruz. Bütün mesele zorlukları ya da sıkıntılı yerleri aşarken daha büyük yaralara sebebiyet vermeden aşabilmeye kafa yormaktır. Bu kadın erkek meselesi içinde de aynı şeyi söylüyorum. Çocuklarla ilişki için de aynı şeyi söylüyorum. İş hayatındaki ilişkiler için de aynı şeyi söylüyorum. Her halükarda her yerde problem olacak. Sorun problemin varlığı değil. Problemi çözüyoruz derken daha büyük sorunlara sebep olmamak. Hocam, çayım da gelmedi. Onu da bir daha söylemiş olayım. Yayından sonra size güzel bir çay ikram edelim. Hocam genel şöyle yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Sonuna doğru. Genel bir değerlendirme yapalım. Eğitim dedik, aile dedik. Birçok konuya giriş yaptık. Yani sizin hayat görüşünüzü, hayat felsefenizi merak ediyorum. Hani bu... Kendini eğitmeyen başkasını eğitemez. Ben aslında en çok ona inanırım. Kısa ve net. Aynen öyle. İnsan önce kendinden sorumludur. Evet. Sonra elinin uzandığı yerden sorumludur derken bu cümleyi açmam gerekiyorsa bak insan mezara tek başına girer. Kendinden sorumludur. Kendini eğitecek. Sonra elinin uzandığı yer o eşidir. Evladıdır. Öğretmensi, öğrencisidir. Elinin uzandığı yerden sorumludur derken de şunu da bilmek gerekiyor. İnsan evladından sorumlu ama evladının emeğinin karşılığını evladında görmek insanı mutlu eder. Ama görmemek de bir imtihandır. Emeğinin karşılığını eşinde, bir kadının kocasında, erkeğin hanımında görmesi de bir imtihandır.
görmemesi de. Öğretmenin emeğinin karşılığını öğrenci de görmesi de bir imtihandır, görmemesi de. Yani biz önce kendimizden sorumluyuz, sonra elimizin uzandığı yeri güzelleştirmek için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Elimden geleni yaptıysa mutlaka düzelecek diye bir şey yok. Ben elimden geleni yapmış olmanın huzurunu, vicdani rahatlığını yaşamak zorundayım. Sizce herkes sorumluluk bilincinde mi hocam mesela? Değil. Herkes sorumluluk bilincinde olsaydı sorumluluk bilinci diye bir kavram olmazdı. Bak, evet. Hüseyin Hanım, benim arkadaş çevreme ya da gençlere çok söylediğim bir şey bu da. Yani meslek isminle vererek söylemek istemiyorum ama her meslek grubu için söyleyeyim. Bir insan bir iş hayatına giriyor, o mesleğe başlıyor. O mesleği 100 insanla beraber yapıyor. O 100 insandan 90 tanesi işini iyi yapmıyor. 10 tanesi iyi yapıyor. 10 tanesi iyi yapıyor. Sen o 10 kişinin arasına girdin, sen de iyi yapıyorsun diyelim ki. Sorumluluk bilincin yerinde. Evet. 2 sene sonra eğer diyorsan ki el alemin enayisi ben miyim, diğerlerinden hiçbir farkın kalmıyor. Bak, iyilik kötülerin olduğu yerde iyiliktir. Herkesin iyi olduğu bir yerde ben iyiyim demek komiktir zaten. Evet. Sorumluluk bilinci de öyledir. Sorumsuzca davranan insanların olduğu bir ortamda sorumluluk bilincini sabit tutabilmek önemlidir. Yani onları kendimize örnek edinmemeliyiz. Ama genelde kırılma noktası o oluyor işte. El alemin enayisi ben miyim? İşte o çalışmıyor, ben de çalışmayacağım. O dert etmiyor, ben de etmeyeceğim. O işini yapmıyorsa ben de yapmayacağım. Dediğiniz zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Yani her şey zıttıyla kaimdir kavramını onun için çok seviyorum. Dünyada kötülükleri bitiremezsiniz. Dünyada hırsızlıkları bitiremezsiniz. Dünyada ahlaksızlığı yok edemezsiniz. Bir, azaltmak için uğraşmak zorundasınız. Daha önemlisi, herkes kendinden sorumlu derken kastettiğim o, sen hangi taraftasın? Değil mi? Önce kendinden sorumluyumdan kastettiğim şey o. Ben iyiler tarafında ve iyiliği çoğaltmak için uğraşanlar tarafında olmakla mükellefim. Kötüler var, el alemin enayisi ben değilim, ben de bundan sonra orada olacağım demeye başladığınızda hiçbir farkınız kalmaz. Yani kötülüğü yok etmek değil, kötülüğü azaltmak için uğraşmak zorundayız. Geceyi yok ederseniz güneş kalmaz. Hocam, yani kitaplarınızın geniş bir kitleye ulaştığına inanıyor musunuz? Mesela o çoban örneği çok hoşuma gitti. Hani o okuyormuş mesela. Hani burada gerçekten hani açık bir dili var kitaplarınızın. Herkesin okuyabileceği. Yani kitabı artık başucu yapmamaya başladık değil mi hocam? İnsanlar olarak artık mesela... Toplum olarak az okuduğumuz gerçeğini yıllardır da söylüyorum. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Kendi kitaplarım için... Hangi Türkiye'de, kaynaklardan besleniyorsunuz hocam? Okuma konusunda, kendi okumalarımda ben çeşit okumayı tercih ve tavsiye ederim. Yani tek taraflı okumak, tek bir yazar okumak, tek bir tür okumak. Mesela tek yazar, işte isim önemli değil mi? Ali Hoca mesela. Ben sadece Ali Hoca'yı okurum diyen adam ufku asla açılmaz. Ufku genişlemez. Ali Hoca'nın gördüğü kadar görür. Ben sadece tarih okuyacağım diyen adamın da ufku gelişmez. Tek taraf, tür okumaktan kastettiğim şey o. Onun için ben kendi özel hayatımda çeşit okumayı ve aynı konuyu farklı yazarlardan okumayı tercih ediyorum. İşte ne bileyim, İstanbul'un Fethi basit örnek ama İstanbul'un Fethi'ni okurken sadece bir tane yazardan okuyacağım, başkasından okumayacağımdan ziyade farklı yazarların olaylara bakış açısıyla görmeye çalışmayı tercih ediyorum. Onun için çeşit okurken sadece dini kitap okuyorum, sadece eğitim okuyorum, sadece psikoloji okuyorum, sadece sosyoloji okuyorum değil, bunların hepsinden okumalar yapıyorum. Hı hı. Yani siyaset buna dahil. Ulusal ve uluslararası siyasi kitaplar buna dahil. Okuyorum ama şunu da biliyorum. Hani ben yazar olduğum için bana çok düşmez belki bunları söylemek ama Türkiye'de çok okunan kitapların oluşturulması için birilerinin çok farklı kanallarda çalışmalar yapıldığını da biliyorum. Buna da bazen üzülüyorum. Yani gençler arasında mesela kitap ismi olmayacağı için rahat söylerim ama Alacakaranlık serisini bu gençlere okutulmasının bir proje olduğuna düşünen birisiyim ben açıkçası. Böyle sadece korku romanları 10 yıl boyunca bu ülkenin liseli gençlerine neredeyse hep Alacakaranlık serisi, o korku romanları pompalandı diyeyim, öyle söyleyeyim. Empoze edildi. Bunun bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu tür proje
çalışmaları da yapılıyor. Her kitap okunmamalı diyorsunuz ya, yani. Kitap şifa olduğu kadar zehirdir de. Topluma faydalı fikirleri de kitapla verirsiniz, zararlı fikirleri de kitapla verirsiniz. Kitap okurken evet seçici olmak gerekiyor. Ya da sadece her popüler okuyup kitap, yani şöyle söyleyeyim, sadece bestseller okumaları yapan insanın ufku çok açılmaz. Sadece gündemi bilir. Sadece herkesin okuduğu kitabı okumaktan ziyade daha çok, daha çeşit, daha farklı, daha değişik türden kitaplar okumalarını tavsiye ediyorum. Ve okurken de şu hakikati unutmasın hiç kimse. Her kitap, benim bütün kitaplarım dahil, her kitap insan yapımı, insan eseridir. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den başka dünyada kusursuz, eksiksiz, olmazsa olmaz denilecek tek bir kitap yoktur. Daha da yazmaya devam edeceğim diyorsunuz. Ben okuma yazma işini bırakmadım. Her sene bir, bazen bir iki tane röportaj kitabı yapmıştım çünkü. Bazen iki olsa da genelde senede bir tane kitap yazmaya devam ediyorum. Bu yazma işini de program öncesinde de konuşmuştuk. Programda çok giremedik belki ama gezmeye devam ettiğim sürece, okumaya ve gezmeye devam ettiğim sürece yazmayı bırakmam. Evet. Çünkü okumayı bıraktığın anda üretemiyorsun. Bir de Anadolu'yu gezmenin öyle bir güzel tarafı var. Ben şeyi çok seviyorum. İşimi onun için çok severim. Gezen mi bilir, okuyan mı bilir diye meşhur bir soru var. Ben bu soruya genelde gezerken okuyan bilir diye cevap veriyorum. Anadolu'nun çok bakir olduğunu, Anadolu insandan çok şey öğrenebileceğimizi, biraz şeye benziyor. Hani bir bal arısı bal yapmak için çiçek çiçek gezerek yapar. Yani tek bir çiçekten aldıklarıyla bal yapmıyor. Benim yazma serüvenim de öyle biraz aslında. Konferanslarımda da bazen fark ediyorlar bunu, kitaplarımda da. Edirne'de şunu yaşadım, Van'da bir öğrenci böyle dedi, Mardin'de şöyle bir hatıram var, işte Antep'te şöyle oldu, Sivas'ta şöyle bir teyze bana bir şey söyledi, Ankara'dan evet, birinden mektup geldi. Yani yazarken de hep öyle yazıyorum, okurken de, pardon, notlarımı toplarken de Anadolu'ya gittiğim zaman hocam süremizi aşmışız. Böyle çok geniş konuştuk. İnşallah başka bir konu. Okumanın, okumak deyince kitabı okurken hayatı okumayı ihmal edersek kitaptaki bilgiyle hayattaki bilgi arasındaki iletişimi kuramayız. Peki hocam, geldiğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli KRT TV izleyenleri, bu haftanın da sonuna geldik. Hocamızın kitaplarını şöyle göstereyim. Okuyabilme aşkınızın hiç bitmemesi ümidiyle. İyi bir hafta diliyorum. Hepinize hoşça kalın.